Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir video paylaşacağım. Çünkü benim için çok özel bir şey bu. Hamster bakımı. Evet. Bir buçuk ay önce bir hamster aldım. Adı Çitlenmik. Ve onun bakımı hakkında konuşacağım. Ele nasıl alışılır? Onun hakkında da konuşacağım. Ama diğer videoda Şimdilik sadece bakımı hakkında konuşacağım. Bu arada şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Ben ilk kafesi aldığım zaman daha kendisi küçük olduğu için bir aylıktı. Şu an iki buçuk aylık. Küçük olduğu için çarkı küçüktü ve düzeni de küçüktü. Ne kadar ben elimden geldiğince şey yapmaya çalışsam da sonuç olarak kafes Anca bu kadar büyüklükte oluyor. Ama ileriki dönemlerde iki kafes yapacağım. Geçitli olacak. Tüneller arası geçit olacak. Diğer kafeste de oyun alanı olacak ve çarkı olacak. Neyse sonra ben tabi Suriye hamster olduğu için gittikçe büyüyor. Diğer cüce hamsterlar gibi değil. O yüzden büyük bir çark aldım ve ona göre düzenlemek zorunda kaldım. Evet, şimdi kafes düzenine geçmeden önce hamster bakımı ile alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben çok araştırdım almadan önce ve alırken de bilinçli bir şekilde aldım. Her şeyini tabii ki de araştırmaya devam ediyorum. Ne için, nasıl, neler doğru olur diye. Evet arkadaşlar, burada da hamsterımız için gerekli olan şeyler var böyle bir kutu yaptım çünkü e, şeydi çok dağılıyordu o yüzden böyle bir kutu yaptım bence siz de yapın her şeyi buraya koyuyorsunuz ben oyuncaklarını da şuraya koyuyorum ama şu an koymadım bir dışarıya çıkardığım zaman bir kutusu var oraya koydum onları da göstereceğim şimdi birincisi kemirgen otu. bu hamsterlar için çok gerekliymiş diş sağlığı ve bağırsak sağlığı için öneriliyor. O yüzden ben de aldım ve çok seviyorlar. Kesinlikle. Bence her hamster yer diye düşünüyorum. Bir de hamster yemi var. Şöyle. Bu da hamster yemi. Ben bunu aldım. Ve çok beğeniyor. Burada böyle çekirdeğini koydum kaba ve bitmiş. Dolduracağım bunu. E, tuzsuz tuzsuz çekirdek tamamıyla tuzsuz bunu pet da alan var ben pet da bazen şey yapıyorum ama tuzsuz çekirdek yani zaten içini yiyor o yüzden bir sıkıntısını görmedim bir de böyle doldurdum ben yemini Yem, yemin içinde şöyle şeyler var her şey var yemin içinde bunu da doldurdum böyle ee, sonra Bu vitamini şu. Hamster vitamini. Bunu 1-2 damla suyuna katıyorum. 3 güne 1. Bir 2 gün duruyor. Sonra şey yapıyorum. Şu an kafesini göstereceğim. Ha, bir de topu var. Ee, şöyle bir topu var. Bunu da şeyini gösteririm. Kapatmamışım. Kapatayım. Öyle göstereyim. Şöyle. Şöyle bir topu var. Bu bunda çok oynuyor. Bunun videosunu da koyacağım zaten. şu an burada görüyorsunuz kendisi Tünelini çok seviyor <laughs> ve sürekli tünelinde uyuyor oraya saklıyor falan İlk geldiği zaman evine saklıyordu bu da e, şey çarkı biraz büyük ama çok güzel yani çok rahat ediyor onda e, burada suyu var burada evi var Burayı dağıtmış, burayı temizleyeceğim. Yani üç güne bir dağıtıyorlar buradaki şeyi çıkartıyor, buraya kadar atıyor. Onun videosunu da koyacağım. Ee, şey normal talaş temizlemesini şu an azalmış talaşlar bayağı vardı neyse şu an talaş temizlemesini bir hafta yani bir hafta şey yapıyorum haftada bir yapıyorum ama bu tabii ki de buradaki çöplerini aşağı attığı için şöyle ben üç güne bir temizliyorum tabii ki de hamsteriniz yani her hamster bu tünelde yatmıyor evinde yatıyor genelde benimki bir değişik o yüzden daha rahat olur. Tuvaletini de evinin köşesine yapmaya alışmış. Şurada da banyosunu yapıyordu. Şurada. Buraya şey alacağım. Banyoluk alacağım. Hamster kumu alacağım. Onu da alınca gösteririm artık size. Evet arkadaşlar. E, kısacası şöyle bir özet geçmek istiyorum. Bir tane büyük bir kafese ihtiyacınız var. Hamsterınızı koymak için. Bu normalde işte akvaryuma, büyük akvaryumlara ya da büyük işte 80 litrelik kaplara da koyuyorlar. Ben e, tüneli falan var diye bir de ikinci bir kafes yapacağım. Ki yapmaya da bilirsiniz bu arada. Yetiyor yani bence ama büyük bir kafes aldım. Tüneli de var diye. Siz bunların içini de dizayn edebilirsiniz. Çarkı şart. Kesinlikle bir çarkı olması gerekiyor. Suluk evi olması gerekiyor Yani üstünde kapalı bir yer olması lazımmış e, talaş talaşı göstermedim fotoğrafını koyarım e, Yem kabı kemirme taşı lazım o kadar gerekli yiyecekleri zaten e, gösterdim Daha sonrasında hepsinize düzgün temiz bakmanız gerekiyor Tabii ki de haftada bir kafesini temizlemeniz gerekiyor Ben sirkeli suyla temizliyorum böyle bol bol sirkeli değil ee, birazcık sirke döküyorum Mesela bir kaşık biraz da su döküyorum bayağı böyle sonra onu bezle siliyorum bunun spreyleri de varmış onları da alacağım ama şu an beni şey yapıyor yani sirkeli su sonra iyice duruluyorum Tabii ki de iyice durlanıyor suda ee, bu kadar Diyeceklerim bu kadar. Ee, dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınızda takılan bir soru varsa yazın anında dönüş yaparım. Ee, bu kadar. Teşekkür ederim.